Fransa'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Belçika'ya, 40 ülkeden 40 bin kişi terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye ve Irak'a gitti. Örgütün en büyük kaynağı Avrupa ülkeleri oldu. DEAŞ'a 6 binin üzerinde Avrupalı terörist katıldı. 5 yıl sonunda Irak'ın ardından Suriye topraklarından da bu terör örgütünün temizlenmesinin eşiğine gelindi. Yolun sonuna geldiğini anlayan pek çok yabancı uyruklu terörist evine dönmek istiyor. Bu da Avrupa'da panik havası yarattı. Halihazırda bu teröristlerin ne kadarının hayatta olduğu bilinmiyor. Sahadan yansıyan bilgilere göre 2018 yılında DEAŞ'ın Avrupalı savaşçılarının yaklaşık %30'u evlerine döndü. Bir bölümü de sahadaki çatışmalarda öldürüldü. Şu anda Suriye ve Irak'ta yaklaşık 3000 Avrupalı DEAŞ üyesinin olduğu tahmin ediliyor. DEAŞ'a Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla katılım Fransa'dan oldu. Yaklaşık 2000 Fransız vatandaşı terör örgütüne katıldı. Önümüzdeki süreçte hayatta kalan ve geri dönmek isteyenlerin sayısının 1000 civarında olabileceği vurgulanıyor. Paris yönetimi ise teröristlerin evine dönüşüne sıcak bakmıyor. Fransa vatandaşlarının Suriye'de yargılanmasını istiyor. Ancak yargılamayı kimin yapacağı ve terör örgütü YPG PKK elindeki Fransızların ne olacağı henüz net değil. Panik yaşayan bir başka ülkede İngiltere. Londra, DEAŞ'a katılan vatandaşlarını geri istemiyor. İlk adımı da attı. 15 yaşındayken Suriye'ye kaçan ve hamile olduğunu söyleyerek evine dönmek isteyen DEAŞ'lı terörist Şemima Begüm ülkesine kabul edilmedi. İngiltere bununla da kalmadı. Hamile kadını vatandaşlıktan çıkardı. Bu politikanın DEAŞ'a katılan diğer İngiliz vatandaşları için de uygulanması bekleniyor. Londra'nın da bir önerisi bulunuyor. Avrupalı DEAŞ'lı teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Guantanamo'da El-Kaide üyelerini hapsettiği ünlü cezaevine götürülmesini istiyor. Almanya'dan da DEAŞ'a toplam katılımın 800 civarında olduğu biliniyor. Berlin yönetimi bu kişilerden hayatta kalanların geri dönüşünün engellenemeyeceği görüşünde. DEAŞ'a katılan vatandaşlarının Almanya'da yargılanacağı açıklandı. Ancak bu hayli zor. Bu süreç için Suriye'de muhatap alabilecekleri bir otorite yok. Bu da terör örgütü üyelerinin serbest kalması olasılığını doğuruyor. Belçika'dan DEAŞ'a yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtiliyor. Brüksel yönetimi de geri dönmek isteyenleri kabul edip etmemeyi tartışıyor. Öne çıkan görüş kabul edilmemesi yönünde. Brüksel, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili ortak bir politika geliştirmesini istiyor. Terör örgütüne 2500 Rus vatandaşı da katıldı. Moskova yönetimi şimdiye kadar geri dönmek isteyen DEAŞ'lıları ülkeye almadı. Sadece çocuklarının girişine izin verdi. Geçen Aralık ayından bu yana 60 çocuk Moskova'ya döndü.